istiyor. İbadetini yapmak istiyor ama bu ölmesin. Bu insanlar ölmesin. Onun için buraya da önlem alınsın. 60-70 yaşındaki, 80 yaşındaki kişi de geliyor cuma namazına. Evet, 20 yaşındaki çocuk da geliyor. İşte ben de diyorum 12 yaşındaki çocuk da geliyor. 5 yaşındaki çocuk da geliyor. Şimdi bunları yan yana oturttuğun zaman işte virüsün yayılma, yani virüs camiye girmez diye bir kural mı var? Bu tamamen işte örümcek kafa bu. Aşı olmayabilir ama ben ibadetini engel olamam diyecekler. Ya şöyle düşünüyor şimdi Erbaş. Ben oraya test yaparsam bazı vatandaşlar hani şey olmayanlar gelmez. Benim yüzümden cuma namazlarını kılamaz. Buna ben adet olurum. Ben günaha girerim gibi bir anlayış da bunu yapıyor. Halbuki oradan belki kapıyor. Kaç kişi kaptı bugüne kadar? Biliyor muyuz yani cuma camiden öyle bir elimizde veri var mı? Cuma'ya gittikten sonra korona olan kaç yaşlımız oldu, kaç gencimiz oldu? Bilmiyoruz. Siz Ali Erbaş'ı onunla yapmayalım. Diyanet İşleri Başkanı şunu da soralım Diyanet İşleri Başkanı'na. Niye? Zafer'i mi? Şimdi oraya geliyorum ama Sözcü'nün manşetine geçmeden önce bütünlüklü olsun diye. Önce şeyi bir izleyelim. Erdoğan Bayraktar son zamanlarda adından en çok söz edilen eski bakanlardan 17-25 Aralık sürecinde Fikret Bilay'a konuşmuş, yeni açıklamalar yapmış. Dün de yine Halk TV ekranlarında akşam sevgili Gökmen Karadağ'ın sunduğu programda Fikret Bilay anlatıyor, söz ediyor, kısaca neler söylediğini anlatıyor Erdoğan Bayraktar. Önce onu bir izleyelim, sonra geçelim o manşete. Sayın Bayraktar beni de aradı yakın bir zamanda ve durumu izah etmek üzere aradı. Yani şunu demek istiyorum ben diyor. Ben diyorum ki bu tapeler doğrudur ama dosyamın içindeki bu malzemeye dayanarak bana iletilen suçlamalar yanlıştır. Ben para almadım, para vermedim, para işlerine bulaşmadım. Yani aynı mahiyette değildir diyor. Ve şunu da ilave etti. Dedi ki ben isterim ki tarafsız bir savcı alsın bu dosyayı incelesin. Eğer kanaat getirirse, gerek olursa, Yüce Divan'a sevk ederse ben Yüce Divan'a çıkmaktan da korkmam dedi. Böyle bir açıklaması oldu bana. Şimdi bunu paylaşmış oluyorum izleyicilerimizle. Yani Sayın Bayraktar'ın duruşu bu. Eğer bir tarafsız savcı gelir de dosyayı inceler, buna rağmen benim Yüce Divan'a gitmemi isterse ben buraya gitmekten korkmam. İncelesin bir tarafsız savcı diyor. Böyle bir aslında bu talebi diğer bakan. Evet, bağımsız savcılar araştırsın, Yüce Divan'dan korkmam diyor. Daha önceki açıklamalarını tekrar ediyor. Bağımsız savcı bulabilecekler bağımsız mi? Savcı işte mesele orada. Olmadığını herhalde mesele biliyor olmadığını. O diye biliyor, bağımsız savcı yok nereden. Sözcü'ye gelirsek, bugün Sözcü'nün manşetindeki konuya, o da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son açıklamaları. Zafer Çağlayan beni tehdit etti demiş. İsmail Küçükkaya'nın programına, Fox TV'deki programına katılan dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu diyor ki 21 Aralık'ta 4 bakanı çağırdım. Geceye kadar görüştük. Siz kendi iradenizle Yüce Divan'a giderseniz doğru olur dedim. Hepsi kendini savundu. Bu konular konuşulursa çok farklı isimler de devreye girer diyerek üstü örtülü beni tehdit ettiler. İsmail Küçükkaya'nın sizi tehdit eden bakan hangisiydi sorusu üzerine de Davutoğlu Zafer Çağlayan'ın ismini verdi. Ayrıca bakan arkadaşların Yüce Divan'a gitmesini beklerken Cumhurbaşkanımızdan farklı bir talimat gittiğini öğrendim. Dolayısıyla konu da orada kapandı diyor. Şimdi birincisi hep bir eleştiri var ya işte Ali Babacan'a ve şeye Ahmet Davutoğlu'na öz eleştiri, yüzleşme öz eleştiri çağrıları daha doğrusu. Yeni bir yola çıkmış olabilirsiniz, farklı bir yola girmiş olabilirsiniz ama siz de bir zamanlar bütün bu yanlışlar yapılırken oradaydınız, o yapının içindeydiniz, bir parçasıydınız. Neden o gün ses çıkarmadınız ya da neden işte bugün Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi ben çıkın işte hesap verin Yüce Divan'a dediğimde yapmadılar. Sonra da Cumhurbaşkanı araya girdi, talimat verdi ve olmadı diyor ya. Peki hani neden o zaman o gün bir duruş sergilemedin, niye bir tavır almadın gibi eleştirilere de belki hani bir somut örnek olabilir bu. Şimdi bir bu açıdan değerlendirelim istiyorum. Hani bunca zaman sonra gelen böyle bir açıklama mesela ifşaat diyelim, perde arkasında olanlara dair ne ifade ediyor, nasıl bir anlam taşıyor? Önce ben şöyle bir açıklama yapabilir miyim? Ben hatırladığım kadarıyla bu olayı Zafer Çağlayan Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü.
Sayın Erdoğan'la görüşmüştü. Çünkü Ahmet Davutoğlu bunları şeye yolluyordu. Gidin Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan'da yargılanın, temizlenin, gelin. Hı hı. Temizseniz orada yargılanın diye. Cumhurbaşkanı tarafından bu şey reddedildi sonra. İptal edildi. Hı hı. Zafer Çağlayan'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp bu iş döndüğünü biliyordum. Yani ben Davutoğlu'nun yani Davutoğlu da ben bunu dinledim ve şeyinde söyleyeyim. Dinlediyseniz o zaman şöyle o döneme de baktım. Hı. Şimdi Davutoğlu bunları çağırıyor. Hı hı. Diyor ki biz sizi şey yapalım, kendinizi talep edin. Yüce çünkü divanı. Biz sizi meclis soruşturması bunları yollayacak. Şimdi meclis soruşturma komisyonu başkanını çağırıyor. Diyor ki nedir durum diyor. Komisyonun genel eğilimi Yüce Divan diyor. Yüce Divan. Evet. Bu dört bakanı çağırıyor Davutoğlu. Diyor ki siz bakın böyle olacak. Eğilim bu yönde meclis. Komisyonu. Evet. Komisyonun eğilimi sizi yollama yönünde. Siz duruma düşmeyin. Kendiniz. Madem diyorsunuz ki biz suçsuzuz. Madem ki iftiradır. Kendiniz talep edin. Biz kardeşim Yüce Divan'a gidiyoruz. Yargılanız diyorlar. Ve bunu açıklayın diyorlar. Tamam diyor. O sıra Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Diyor ki tamam. Böyle böyle diyor. Biz böyle bir karar aldık. Arkadaşlar böyle yapacak. Tamam diyor. Cumhurbaşkanı da tamam diyor. Şey diyor. Komisyon başkanı da, o da evet. Burada diyor. Tamam hayırlı olsun diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Bitiyor. Sonra Davutoğlu dedi. Sonrası biraz o. Sonra herhalde Zafer Çağlayan çıkıyor. Bir Cumhurbaşkanı. Şeyler anlatıyor. O Cumhurbaşkanı'yla, benim bildiğim Cumhurbaşkanı'yla görüştü Zafer Çağlayan. İşte onunla görüşüyor. Evet. Davutoğlu bundan, o diyor ki Davutoğlu sonra benim hiçbir şeyden haberim i̇şte olmadı. İşte orada anda oluyor? Diyor, şimdi onu söylemiyor. Orada bir anda hava döndü diyor. Bir anda bunlar açıklama yapacaklardı. Şey, komisyon toplantısı erteleniyor. Şimdi şeye de soruyorlar komisyon başkanı. Ya sen o ara saraya gittin. Evet, evet. Ne konuştun? Evet. İşte biz genelde konuşuruz falan diyor. Şimdi, bu konu gündeme geldi mi diyor. Bak hatırlamıyorum diyor. Bu kadar önemli bir şey hatırlamadan tam olur mu? Yalan orada, söylüyor. O kritik noktada yani Zafer Çağlayan Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra ne oldu, ne konuşuldu orada? Biz bunu hadi bilmiyoruz da dönemin Dışişleri Bakanı'nın Ahmet Davutoğlu'nun bilmiyor olması. Davutoğlu o zaman başbakan. Özür diliyorum, başbakanın bilmiyor olması. Sarayda mı ne konuşulduğunu bilmiyor olmasını diyorsunuz. Hayır diyor ki ben haber bile vermediler. Ben bunlara karşıydım. Ve sonunda bir anda diyor komisyon toplantısı zaten de bunların Yüce Divan'a gitmeme kararı çıktı diyor. Bunu şeyle aramızda da sonra bu konuyu konuştuk. Gergin bir görüşme yaptık diyor Cumhurbaşkanı'yla. Orada ne konuşuldu, ne söylendiğinde açıklamıyor. Yani bu konuyla Davutoğlu gidip bu karar çıktıktan sonra ya bunlar gidecek mi Yüce Divan'a, ne oldu, niye gitmedi dedikten sonra köşke çıkıyor, Beştepe'ye gidiyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı'yla konuşuyorlar ama orada ne konuşuyorlar? Orada gerginlik. Bunu gergin bitti diyor. Şu açıdan söyledim. Sözcü gazetesinin başlığında Zafer Çağlayan beni tehdit etti. Bak seyretmedim dün. Ben Davutoğlu'nun dünkü konuşmanı seyretmedim ama... uzaktan şeyimle söylüyorum. Davutoğlu, yani Zafer Çağlayan Davutoğlu'nu tehdit edecek de Davutoğlu şeyi geri çekecek. Burada bir şey var. Bir karmaşa Davutoğlu var. Davutoğlu tehdit etti olabilirmiş baş. Davutoğlu çünkü Davutoğlu diyorum. Zafer Çağlayan. Zafer Çağlayan tehdit etti. Zafer Çağlayan şöyle onun konuşmalarında var zaten. Cumhurbaşkanına gidip Zafer Çağlayan bir şeyler söylüyor. Onlar var. Onlar da şeyler belli var. Belli ki Zafer Çağlayan ben bu işi büyütürüm. Beni Yüce Divan'a götürürsünüz. Ben de elimdeki isimleri açıklarım. Bu iş daha çok kişiye yayılır. AK Parti bunun altında kalır gibi şey söyledi herhalde. Onlar da hemen dediler ki komisyona ya biz bunu şey yapalım. Yüce Divan'a göndermeyelim dediler ve bunlar o işten kurtuldu. Kurtuldu şimdi mu acaba? Bir şey söyleyelim. Bir de şey bizim soracağım. Amerika'yla iki temel meselemiz var. Bir tanesi FETÖ elebaşı, Fethullah Gülen. Bir de bu. Bir de Halkbank.